Şimdi telefon hattında bir seyircimiz var. Alo. Merhaba Esra Hanım. Hoş geldiniz yayına. Sağ ol, teşekkür ederim. Buyurun. Esra Hanım, devamlı ben sizi izleyen bir insanım. Sağ olun. Vakit buldukça, işten biraz vakit kaldıkça geldi izliyorum. Ama baktım, Umut kardeşim de affedici oldu. Elif kardeşimiz de çok şeyler yaşamış, etmiş. Ben gerçekten de mutluluklarını devam etmesini istiyorum. Ben Hatay Kıyas'tan arıyorum. Eğer kendilere kabul eder ise ikisine de iş vermek istiyorum. Ve burada kendilere ev kiralayıp ev eksi de ne varsa elimden geldiği kadar yardımcı olmak istiyorum. Eğer kendisi de uygun görürse. Çok teşekkür ediyorum. Ben gerçekten. Gelsinler, işleri de olsun, başlarını sokacakları düzenli bir çatıları da olsun. Tabii onların önce bir karar vermesi lazım. Elif? Aynen abla. Duydun, mutlu ettin mi seni? Aynen abla. Ama abla şimdi eski o birinci yaşım çocukları göstermez bana. Nasıl göster diyor. Bak bakın ben albağım arkana, ben nasıl gidiyorum oraya. Nasıl, kim o? Nasıl göstermiyor? Hayırdır bilmiyorum ya? Bilmiyorum abla, işte çocuklar, ben iki taraflıyız da çocuk işte. Önce çok teşekkür edelim ekran başındaki seyircimize. Siz yeter ki bir orta yolda buluşun. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Yardım edelim. Yaparız diyorsunuz. Sağ olun, var olun. Hayırları var. Biz de çok yokluğu gördük. Sizden haber bekliyorum. Ben her zaman için hazırım Esra. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ekip arkadaşlarım arayacaklar sizi. Kocan seni çocukları vermemekle mi tehdit ediyor? Ya abla, çocuklar şimdi bu işte çocukları gene onu seçti, çocukları seçti diye göstermez diye şey diyeyim yani. Çocukları görülmüyor. Elifciğim, çocuklara kim bakıyor? Kocanın yanında çocuklar. Evet. Kim bakıyor? Kimse bakmıyor abla. Babası başlarında mı? Yok, babası Diyarbakır'da abla. Başka bir şehirde, Diyarbakır'da. Ha, Diyarbakır'da, Çelta'ya götürdüm. O işe gittiğinde, o da orada yaşıyor. İşe gittiğinde çocukların başında kim duruyor? Kimse yok abla, işte benim bir tane 14 yaşında kızım var. Elif, dava açarız. Bak, senin düzenin olsun Esra ablanın dediği gibi. Tamam, senin yeri yurdun. Bak, çadırda yaşadığın zaman belki sosyal hizmetlerden geldiler, baktılar o velayetin olmaz değiştirilmesinde bir yerleşik düzenin yok. Ama senin evin yurdun belli olursa o çocuklar 14 yaşında sorar hakim, sen anneyle mi babayla mı? Zaten velayet babada olan bir çocuğu, zaten küçüğü sana vermiş. Hayır, 14 yaşındaki diğer kardeşlerine mi bakıyor? Evet, kardeşleri var orada. Benim büyük kız var. 14 benden boylu maşallah. 14 yaşındaki 3 kardeşine bakıyor. O bakıyor abla şimdi şu an işte. 14 yaşındaki anne, baba uzakta. Anne başka bir yerde, velayet yok. Kazası var, belası var, her şeyi var. Aynen abla. Yemek kim yapıyor? Ya ben vardıktan sonra ben çocuklarıma ben yapmaya başladım abla. Sen yokken o 14 yaşındaki kız mı yemek yapıyor? Yok ya, babaannesi yapıyor. Babaanne, yaşlı mı babaanne? İşte yok ya, çok da yaşlılar. Onun da işte kaynana, kayınbabam öldü. O da başka şey ya. Yani şimdi, ona da çok yürü amacı. Dün Özkan'dı değil mi Kahramanmaraş'ta evet olan? Yani biz hani Elif'i arıyoruz, ulaşamıyoruz. Elif'in telefonu yok. O orada diyor, bu burada diyor. Tabii ki biz yine her zamanki gibi geceden yola çıktık. Elif'e ulaşabilmek için Kahramanmaraş'a gittik. Elif'i yaşadığı evde bulduk. O yaşadığı evi şimdi bir ekrana getirmek istiyorum sevgili seyirciler. Ben çocuklarım için Umut'tan da ayrıldım. Çocuklarımın başında durmak aynen istiyorum aynen dedi. Bu evde senin aslında kayınvalidenin daha zamanda yapılmış bir ev gibi bir şey. Bir görebilir miyiz o VTR'yi? Beş çocuğum yanımda olsun, hart olsa bile yaşarım. Yeter ki çocuklarım yanımda.
bu bizim Elif'i bulduğumuz ev, çocuklarıyla beraber yaşadığı ev. Çocukların hepsinin yaşları da yakın. Evet abla, bir büyücük Musa küçük, bir de kız, iki tane de küçük işte. Bir kız, kız 7 yaşında, Musa da 4 yaşında. Şimdi 12, 11, 8, 7. Başlarında 12 yaşındaki çocuk var. Aynen. 14 yaşında. 14 yaşındaki çocuk 12'ye bakıyor. Ondan sonra işte 11'e kaynanem bakıyor. Kaynanem de 6 ay bak, 7 ay bakmış. Peki bu evde mi yaşıyor, babaannenin evinde mi yaşıyor? Yok, ben geldikten sonra bu eve geldik abla. O zaman babaannenin yanında mı kalıyorlardı? Aynen. O çocuk okula gidiyor mu? Gidiyor abla. Ali Güneş de yok, çocukların babası. Velayet onda ama o da başka bir şehirde çalışıyor ve yaşıyor. Vallahi yorum sizin. Ben hiç ayakkabı görmedim ki zaten bu çocukla ayakkabı. Bak şu çocuğun makinesi, araba vuran çocuğun. Makinesi? Gözükmedi ki ben gel. Ha, bir makine var orada. Ne yapıyor o makineyle? O bir tane üstte var, bir tane altta var abla. O makine. Çocuğun bununda işte şeyleri çekiyorlar, pislikleri. Ha, solunumla da ilgili bir problem var. Tıkandı mı? Makinesi hazır. Peki. Sen Umut'a, Umut senin yanında olduğunda dedi ya, ben senin arkanda olursam bu çocukları biz büyütürüz diye. Bu konuda güveniyor musun? Vallahi bilmiyorum abla ki. Ben güvensem bile onlar güvenmez ki. Karşı taraf güvenmez bunu işte. Bak işte bu çocuk, o çocuk. Benim kucağımda büyüttüm. Aa bak şu çocuk bak Musa. Kucağımda büyüttüm o çocuğu. Aha bak abla şu mekaniğe bağlıydı bu çocuk bak da aşağıda. Gördüm. E, 16 Eylül'den beri burada geçimini nasıl sağlıyordun? Eve kim ekmek getiriyordu? Aldırdım abla. Herkes bak aldırdım, öptüber aldırdım çocuklarıma. Gitmeden önce aldırdım. Elif bir kapım olsun, o evde hiçbir erkek olmasın. Sadece ben ve çocuklarımla olayım mı diyorsun? Abla çok, çocuklara kıyamayayım ki. Kıyılmaz ki zaten. Ya Umut seni de istemiyorum, kimseyi istemiyorum. Beni benimle bırakın, çocuklarımla bırakın diyor musun? Baksana abla şunlara nasıl kıyılır ya. Hele bir tanesi şimdi yanımda görürsem mutlarla burada. Araba vuran çocuk eline yemek yiyemeyi. Titiri böyle. İşte onun davası, işte onun şeylerine hiç yani ilgilen. Avukata vermiş abla. Avukattan da bir şey yok yani. Bir ses soluk yok. Sanırım sürücü alkollüymüş herhalde değil mi Vuran? Vallahi bilmiyorum ki abla. Size oradan bir kaza dolayısıyla ödeme yapıldı mı? Sağlık giderleri karşılandı mı o çocuğun? Abla ben babası bilir, ben bilmiyorum. Ben çocukların velayet üstüme olmadığı için. Yani ben oralarını pek bilmiyorum yani. Nasıl... Hastanede baba peki var mı? Umut dedi ki o hastanedeyken kaza geçirince baba yoktu. Ben parkta kaldım, anne refakatçi oldu. Doğru mu? Abla aynen yani işte bu babası yeşil numaralar. Ya fazla uzatmaya gerek yok. Al çocuklarını gel, ben sana bakacağım. Ben seni seviyorum. Bakacağım sana, gel al çocuklarını gel. Vallahi ya bakacağım ya. Ya ona bakarsın da çocuklarına bakar mı? Ha işte çocuklara bakar mı yani işte o var, bir de o sıkıntı var. İyi davranır mı? Yani işte iyi davranır mı ona demel abla. Bu da bütün hayır sen 3 yaşında çocuk var ya. Siz kaç, 1,5 yıldır 3 yaşındaki çocukla beraber yaşadınız, 4 yaşındaki. Bazen, o çocuğa bir abilik yapıyor muydu, baba gibi yaklaşıyor muydu? Bazen kızardı, bazen yaklaşırdı abla. Ne diye kızıyor? O çocuk işte, durma çocuk yani, çocukluğunu mutlak yapar yani bir sürü yani. Aslında ben o çocuğa kızmıyordum, bir şeyler hani yapma, işte şey olmaz, bir şeyler anlatmaya çalışıyordum aslında. Şimdi ben de çocuğuma kızıyorum ama şimdi hani bak, kızmak zaten ya, sert bir kelime ya. Uyarırsın ve onun bir şeyi vardır hani onu ikna etmeye çalışırsın. Bir de bağırmak vardır. Çocuğu korkutmak vardır. Yok, korkutarak yok, abla, eğitmek yok. Vardır. Korkutuyor muydu? Çocuğun korkuyor muydu Umut'tan?
Zaten çocuk bağırdı mı bu korkardı. Çocuk korkardı. Bu kızdı mı? Çünkü çocuk ben onu yetiştirdim çünkü onu ben. Ben kızardım yani, ona o otururdu orada. Bağırdı mı korkardı çocuk. Kızdı mı korkardı. Yani... Şimdi sen bunu anlarsın. Başına bir şey gelir diye korkuyla bir şefkatle mi bunu söylüyor yoksa öfkeyle mi? İşte ya dur yapma şunu ederdi böyle çocuğu böyle göz göz şöyle kızardırdı gözünü. Çocuk da işte korkardı. Umuttan zarar gelir mi çocuklara? Vallahi bilmiyorum abla. Gelsince gelir mi gelmez mi orasını kendi bilir yani ben. Sen bilirsin onu. Demek ki bir tereddütün var bak senin. Onu en iyi sen bilirsin. Anneler anlar. Aynen yani. Ya da küçük oğlun mesela gidip Umut'un kucağına gider mi? Ona ne diye hitap ediyor mesela? Gitmez mi ki? Burada o saatlerde baba dedi baba. Baba zaten abla yalan söylemeyeyim. Zaten şimdi mesela senin baban kim dedi mi söylerdi. Babasını değil Umut'u tanıyor. Ha şimdi yeni öğrendi. Yeni öğrendi. Ha. Sen hani Umut, şimdi aranızdaki işte ekonomiyle ve parayla ilgili kavgaların dışında ya Umut senin çocuklarını almak için bir girişimde bulunmuş. Mahkemeye gitmiş. Evet abla gittik mahkemeye. Maraş'ta 4 sıralar geldi işte velayetini almak için. Gitti bu 5 tane çocuğa imza atmaya gitti. Ben bakarım dediğinde ona güveniyor musun? Güvendim de abla o gün. Güvendin? Evet. Güvenir misin peki? Ben güvenirim ama karşı taraf güvenmez abla. Karşı tarafı bu çocuklarına verir. Ya karşı tarafı boş ver. Sen Umut'a güvenir misin? Güvenirim abla. Karşı taraf bilmiyorum. Verir mi vermez mi? Zaten baba yok ki orada. Baba başka bir şehirde yaşıyor. Bu çocuklar Allah'a emanet. Evet abla. Yaşlı bir babaanneleri var. Baba ayrı bunlarla yaşamıyor ki. Ve normal çocuklara göre daha fazla. Bak şimdi sen hamilesin. Bir bebek dünyaya gelecek ama... Özel bakıma ve sağlık problemleri olan da çok ilgi ve alaka isteyen bir çocuk var. Aynen yani abla. Umut, ben şimdi Elif'in söylediklerinden bir şey yani anlamaya da çalışıyorum onu. Sen niye bu 5 çocuğu almak istedin? İstiyorum abla, seviyorum ben onu. Çocuklarına da bakarım. Ne olacak ki 5 tane çocuk, ekmeğimizi 1'de 5'e böleriz. Ne olacak ki abla? Ne olacak abla, sahipsiz mi kalsınlar? Her gelen bir tekme mi vursun? Her gelen içsin mi onlar? Onlar Allah'ın kuru değil mi? Bir yetimin başını okşamayalım mı abla ya? Selam olsun ekmeğini bir kişiyle paylaşanlara selam olsun. Hepsine selam. Sen yetim miydin? Annem yoktu abla, annemi sakladılar hep benden. Devlet yurdunda büyüdüm ben, ortaokula kadar. Aslında tokadı ben çoktan yemiştim hayattan. Daha yeni yeni aslında anlayabiliyorum onu. Baban var mıydı? Babam var. Arkasındayım. Ne kadar hatalı olsa da o benim babam. Gidecek her yer hep kapılarımı açık bıraktım. Nereye gitsem bir çorban bir çay bardağım vardır her yere. Nereye gidersem gidip. Şimdi insan şefkatten ve sevgiden kaçmaz. Tam tersi böyle bir o duyguları yakaladığı bir yer olduğunda şartlar, imkanlar ne olursa olsun orada yaşar. Elif'in neden senden uzaklaşmaya çalıştığını, tabii ki çocukları bir etken ama neden senden de uzaklaşmak istediğini anlamaya çalışıyorum. Aslında o da haklı, o da kendi, yani daha güzel bir yaşantı olsaydı belki gitmezdi. Allah.